Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mahkeme deposunda çalışan memur gibi koca kitabı, siyah kitabı getiriyor. Var ya böyle, belediyede de var, devletin arşivlerinde çalışanlar. Öyle dev gibi. Nasrettin Hoca kitabı tavsiye ediyormuş da böyle. Böyle biraz kalınmış. Demiş ki, hoca onu ne yapıyorsun demiş. Düzeltiyorum ya, ufak bir bıçak yetmez mi demiş. O kadar da var ki demiş. Yani bu bile az geliyor. O kadar sıkıntılarımız var ki çözümü için böyle 6 tane şey var toplama bende. 6 tane. Her kelime toplamış. Mekanı cennet olsun. Rüştü abi yapmıştı. Bizim yapacak ne gücümüz vardı, ne zamanımız var. Mekan cennet olsun. Yaptı gitti. Ya. Şimdi konumu şu. Yani dert bizim, derman da bizim. İnsanların ekserisi kendisinin insan olduğunu ya bilmiyor, ya eksik biliyor, ya biliyor ama çabalıyor. Çok garip ama. Bir daha. İnsanların ekseriyeti mutlakası ile şu toplumda insanlar insan olduğunu bilmiyor. Çok garibinize gidecek ama. Çünkü eyleminde, düşüncesinde böyle bir şey yok. İki, ruhlar, kalpler ve akıllar, zihinler dağılmış. Nerede ne yapacağını, nerede ne diyeceğini, nereye ne kadar zaman vereceğini bilmiyor. Buhran geçiriyor. Sebebi, zihinler, kalpler, ruhlar dağılmış. Cem olmamış, paramparça, akıl başka yerde, kalp başka yerde, ruh acayip, garayip, bir tuhaf tuhaf, ikilem, üçlem yaşıyor, bir böyle yaşıyor, bir böyle yaşıyor, bir böyle, bir böyle. Yani devamlı değişiyor, değişmemesi mümkün değil ama değişecek ama sabit bir ölçü yok. Yani değişkendir, alemi de değişkendir. Zihni de değişkendir ama değişmeyecek bazı şablonları olması lazım. Müsaade de etmiyoruz ha. Öyle bildiğimiz bildik bizim. 3. Müslümanların ortak değerlerini ya bilmiyorlar ya da unutuyorlar ki beraber olma ihtiyacını hissetmiyor. Onun için zelil durumuna düştük. Dört. Bu çok önemli. Kendisiyle barışık olmadığı için delilini eşiyle, komşusuyla, akrabasıyla barışık değil. Kendisini sevmediği için kimseyi sevmiyor. Kendisine değer vermediği için kimseye de değer vermiyor. Alameti nedir? Tenkit. Eleştir. İnsanları ya kuyuda ya da zirvede görmek istiyor. Orta seviye yok. Ustadımız insanı üçe ayırıyor her bir insan. Bir beşeriyeti var. Beşeriyeti. Yani yeriz, içeriz, akrabamız var. Zaaflarımız var, güzelliklerimiz de var, kötülüklerimiz de var. Başka bir tarafımız var. Bu diyetimiz var. Orucumuz var. Namazımız var. Öyle derslere geliyoruz elhamdülillah. Kendimize değer veriyoruz. Bir de böyle birisine bir şey anlatırken sen, ben işte okurken bir şahsiyet var. Bu da vazifedarlığı. Bu üç taneyi ayırt edemiyoruz. Böyle daha çok aile hayatında oluyor. Küllümen ya atıyoruz çöpe ya da zirveye koyuyoruz. Çoğunlukla insan kendisinden uzak. Kendisine uzak değil, kendisinden de uzak. Barışık olmadığı için eleştirin.
tenkit. Hep böyle tenkit. Oysa dünyada tenkit edilecek en tek bir şey var. O da tenkittir. Tenkiti tenkit etmek lazım. Hani bazen derdim ya, vesveseden kurtulmanın yolu vesveseden vesvese etmektir. Vesvese olduğunu bilmediğimiz için vesveseyi vesvese kabul etmiyoruz. 5. Elzemle lüzum, ehemle mühimler birbirine girmiş. Yani nereye ne kadar değer vereceğiz? Olmuyor. Yani mesela F-16 ile gübre taşınmadığı gibi her tarafı altın olan bir kamyonla da harfiyat olmaz. Tanklarla serçe avı da vurulmaz. Ama gidilmez yani. O zaman nedir o? Ehem ile mühim, elzem ile lüzum birbirine girmiş ki hani 5 paralık cam parçasına çok büyük değerler veriyoruz. Yani fıtrat veriyoruz. Yani değmeyecek şeylere öyle şey veriyoruz ki göz, kulak, akıl, kalp. Sabaha uyumuyoruz. Mesela onu düşünüyoruz. Sabah onu düşünüyoruz. Ya ne oldu, ne olacak? Olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Olmadı bir sürü. Ne oldu şimdiye kadar? Ne oldu? Yani nereye ne kadar değer vereceğiz bilmiyoruz. 6. madde son. Değer yargısı, değer ölçüsü ya kaybetmişiz ya da kullanamaz hale geldiğimiz için nereye ne kadar, niçin değer vereceğimizi idrak edemiyoruz. Yani neyi neyle ölçeceğiz? Şöyle diyeyim, armutu gösteriyorum. Bu nedir? Şeftali değildir diyor. Bu izah mıdır? Değildir. Birbirine kıyasla isimlendiririz ama tanımlayamayız. Nedir o? Yani şunu kastediyorum, şu dünya küresi, içindekileri birbirine kıyas ederek isim koyarız. Fakat anlam veremeyiz. Nedir? Bu dünya ve içindekileri başka bir alemle kıyas edeceğiz. O da ahirettir. Veya Allah. Celle Celaluhu. Yani onunla nispet edilirse burası anlam kazanır. Yoksa hiçbir anlamı yok. Hakikaten yaş nedir biliyor musunuz? Herkese soruyorum, söylüyorum şimdi bu kalabalıkta. Yaşınız kaç biliyor musunuz? Şu anda ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız olsunuz. O kadar. Ne mazim var, ne geleceğim var. Şu anda ne hissediyorsan yaşın o. Nispidir yani, öyle bir şey yoktur. Şimdi sözler 481. Oradan bir yer okuyacağım. Size inşallah akıbeti kaba delildir. Yani fıtrat okuyacağım. Bir de hepsine birer paragraf. Asabi hastalığının verdiği sıkıntı işte bunlar. Onlarla alakalı. Şimdi bu insan, bu saydıklarım niye böyle oldu? Cemiyeti tanımak adına bir paragraf okuyacağım. 481'den sözlerden. Şuradan bazılarının bir rahat şeyi var böyle. İlle sarı kitaptan böyle okuyor ama böyle beyaza yazıldığı için 481. Evet, asr-ı saadetteki cemiyette Resulullah zamanında aleyhissalatü vesselam zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetiyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğunda, bak kafayı oraya bağlamış, cep telefonuyla uyduya bağlamış, uydudan navigasyonla orayı seyrediyor. İlk önce bir bağlamış, sonra nereyi görmek istiyorsan orayı görürsün. Navigasyon olur, harita olur. Sahabeler böyle bağlamamış bizim gibi, uyduya bağlamış. Oradan görmesi gerektiğini oraya bağlamış. Haşa, uydudan maksat Allah'a misal. Telefon insana misal. Maksat da ahiret. Şimdi insan fıtratını aslına bağladığı zaman burayı orayla orayı seyreder. Mesela navigasyon harita yazsan, şey adres yazsanız, size bir yer gösterse, yol gösterse, o yoldan şüphe eder miyiz?
etmeyiz. Navigasyona itimat ederiz. İman ederiz yani, emin oluruz. Şüphe olmaz. Navigasyonun adresi yazdık. Sultanbeyli'ne geleceğiz buraya. Ner sağa dön, sola dön, hiç şüphe etmez döneriz. Ama bazen de bizi yanlış götürdü belli. Veya şu arsa var burayı, ta beni öteki tarafa götürmüş. Yani ekseriyetle böyle olduğu için itimat ederiz. Yani fıtrat da bir navigasyondur. Onu gösterdiği hayata, hakikata niye şüphe ediyoruz ki? Navigasyon gibidir fıtrat. Haritadır o. O da bir yeri gösteriyor, tanımlıyor. Beka, ebed, sonsuzluk. O da bir yeri gösteriyor. Fakat zihinler, kalpler ve ruhlar dağıldığı için telefonu uyduya bağlayamıyor. Allah ile kopuk olduğun zaman, şimdi arıyor ama bulamıyor cihazı. Bir yere bağlanacak. Sonra cihaz şöyle diyor. Ya aradığınız yer ulaşılamıyor veya kapsam alanı dışındadır. Sahabeler nasıl oldu ilk önce? Sahabeler ilk önce uyduya bağladılar kendilerini. Sonra uydudan seyrettiler kuş bakışı. Bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, muhavereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Yani olayları tanımlayacaklar. Allah ile izah ediyorlardı. Olayı evelliyorlardı yani. Tevekkül demek hadiseleri ve objeleri sahibiyle izah etmek demektir tevekkül. Evellemek demektir. Yani bu hadisenin sahibiyle hadiseye bakmak. Bu nedir? Mesela bir misal vereyim. Ölüm korkusu. Ölüm korkusu mektubatta. Allah hayatınızı öyle basit harcamayın. Sağa sola atmayın. Kenarlar böyle değer verin yani böyle. Paldır küldür yaşamayın. Hayatınızı yapmayın. Ölüm korkusunu hayatınızı koruyun diye vermiş. Hayatınızı cehenneme çevirin diye vermemiş. Öyle diyor değil mi ustadımız? Ben naklediyorum size. Ben de bunu muhatabıyım. Ölüm korkusu. Peki başka ne diyor? Ölüm korkusunun olmasının sebebi, neye girdim bu işe de bilmiyorum, bedene ben demekten kaynaklanıyor. Eğer sen buna ben diyorsan öleceksin ve kefenleneceksin, toprağın altına gireceksin. Ama bu bedene ev diye bakarsan, evden çekip gideceksin. Bir iki saat sonra buradan çıkacağın gibi. Ustad Hazretleri bedene elbise demiyor. Beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değildir diyor. Yani giydiği de değil. Şu anda sen binanın içindesin. Bina ile kendin arasında farkı düşün. Dışarıdan binaya bakan senin duygularını, fikriyatını hisseden bilir mi bilmez. Budur ya, bedenin içinde oturan adam ruha benzer. Oturduğu binada bedene benzer. Ama bakın bu binaya ben demenin bedeli burada hapsoluyoruz. Bu ben miyim bina? Aynı onun gibi. Buna ben demekle böyle hissiyatımızı kurtardıkça ölüm korkusu kalkar. Niye söylüyorum? Çünkü gelecekten korkular, ansiyete diyorlar psikolojide. Endişeler, kaygılar var. Gelecekten korku olur. Geçmişte ne olur? Elem olur, hüzün olur. Keşke bataklığı geçmiştir. Elem, hüzün geçmiştir. Çaresi nedir? Geçmişin çaresi tövbe ve istiğfardır. Şimdi doğru yaşamak. Geleceğe de şey, Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Nereye? Allah'a kanaat. Allah'a kanaat etmiyoruz. Hepimize. Allah'a kanaat etmiyoruz. Ne demek ya? Bu ne biçim laf ya? Etmiyoruz ki. Acaba bu olayda Allah ne diyor bakmıyoruz. Yani uyduya bağlanmıyoruz. Şimdi sahabeler sanki öyle yapınca kaybetmişler gibi. Yok, kainatın sahibinin yani uydu nazarıyla hep sağına soluna bakıyor. Mesela navigasyon kaderini güzel izah ediyor. Geçmiş, geleceği hepsini sana gösteriyor. Nereden çıktın, neredesin, nereye gideceksin? Navigasyon geleceği gösteriyor. Sen yarım saat sonra orada olacaksın ama adam gösteriyor.
Navigasyon da kader işte, kaderin kendisi. Bak geleceği gösteriyor. Vay, o gösteriyor demek ki, yani o gösteriyor, istersen gidersin, istersen gitmezsin yani. Bak, geleceği de gösteriyor. Navigasyon geleceği gösteriyor da Allah geleceği bilemez mi? Navigasyon bildi der. Navigasyon geleceği biliyor da Allah bilmesi çok mu ya? Ona göre ceyran ettiğinde sahabelerde her kimin güzelce bir istidadı bulunsa onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir ders-i marifet alır. Şimdi vukuatlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle siyaset, dünya, hayat-ı dünyanın temini, bir de felsefe. Felsefe okul felsefesi değil ha. Mesela ömründe bir kere topa vurmamış, saatlerce top konuşmuş. Dinin desini bilmez. Bana göre diye başlar dini konuşmaya. Yani felsefe bu. Kendisine göre hadiseleri izah ediyor. Ya benim aklım, hani dün bir sürü doğrularımız vardı geçen sene, 10 sene önceye kadar. Şimdi onlar çoğusu yanlış oldu. Bugünkü doğrularımızın birkaç sene sonra yanlış çıkmayacağını kim söylüyor? Kim söylüyor? Yani o kadar doğrularımız vardı ki, ne kadar kesinlerimiz vardı. Ama şimdi öyle değilmiş yani. İşte ondan dolayı keşke bataklığı oluyor. Arkadaşlar, psikoloji bozukluğumuzun sebebi geçmişi ahirete imanla, geleceğimizi ahirete imanla, geçmişimizi Allah'a imanla nurlandırıp zinetlendirirsek hayatımız o kadar mutlu olur ki. Bizi çökerten geçmişten korkular, endişeler anset ediyor. Endişe, geçmişten de keşkeler var ya, elemler, sıkıntılar oradan kaynaklanıyor. Ama elhamdülillah Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'ta diğer dinlerde olmayan üç şeyi almıştı. Amine Resulü de var. Bir, havra ve kiliselerde yapılması mecbur olan ibadetlerin Muhammed ümmetine, Müslümanlara küre-i arz mescit olmuş. Tarlada namaz kılabilirsiniz. Ama onlarda ya havrada ya kilisede kılacaksınız. İki, günahla sebap sabitti. Yaptın yaptın bitti. Muhammed ümmetine tövbe ve istiğfar sistemi getirilmiş. Ya, unuttuğumuzdan da mesul edilmemiş. Üçüncü de o. İnnesina ev ahtana. Böyle unuttuk. Hakikaten üçüncü rekattı. Dördüncü rekat diye kıldık. Muhasebeye çekilmiyoruz. Demek ki sahabeler, yani muhaveratı Allah ve Resulün nazarıyla baktıkları için hadiseler külli oluyordu. Cüzi bir hadise külliye dönüşüyordu. Bizim külli bir hadise kendimize göre, kanaatimize göre yorumladığımız için, peki bunu da ne, kim yapıyor? Televizyonlar, videolar, aklımızı kalbimizde, kalbimizi ruhla. Bu üçgen var ya, akıl, kalp, ruh. Bir daha, akıl, kalp, ruh. Darmadağın olmuş. Yani bilyasını dağıtan araba veya çamaşır makinesi nasıl bağırır, kıyameti koparıyor. Bu halde olmuş. Onun için değerlendiremiyoruz. Basit bir şeyde bile boğuluyoruz. Mesela en ufak bir şeyde, belki de bu akşam evi kırdım, kapıyı çattık falan, böyle bir şey yoktur da zaten. Kırmış gelmişiz. Ya o kadar kızmaya da değmezdi ki. Diyoruz, değmezdi. Demek ki yerler gökler sahibi ne istiyor? Onun nazarıyla baktığımız zaman o sahabelerde en ufak bir şeylerde dahi fıtraten her şeyden bir ders-i marifet alıyormuş. O zaman da ceyran eden ahval ve vukuat ve muhaverattan talim ediyordu. Yani ceyran eden hadiseleri Allah ile anlamlandırıyordu. Mesela şöyle düşünün. İnsanın aleminde ahiret inancı kalkarsa kabiri neyle izah edecek? İnsanın büyük meselesi kabir meselesi. Ölüm meselesi. Kimya ile izah olur mu? Matematikle izah olur mu? İnsanın büyük meselesinde insanın en büyük ömrünü verdiği fen teknolojiyle izahı yok. Kabir ve sonrası. Adam göz doktoru, profesör. Adam dahili profesörü. Neyle izah edecek din yoksa? En büyük mesele bu.
Güney her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına iştiada bir istidadı ihsanı telkin ediyordu. Yani insanı o zaman sahabelerin kıyas ediyoruz da böyle. Fıtratı aslını bulduğu için bağlandığından dolayı fıtratı selime. Yani aslı fıtratı bozulmamış. Mesela Allah Resulü ümmi deniliyor. Ümmi okuma yazması olmamakla beraber bir manası. Bir manası da şu. Fıtratına müdahale edilememiş. Öğretmen etmemiş. Babası bile edememiş. Babası bile edememiş. Yani usta diyor ki yarım ümmiyim diyor. 3 ay okumuş da onun için. Hocası müdahale etmiş. Yani ümmi okumaya, ustanın okuma yazması var. Yarım ümmiyim mi diyor. Yarısını mı okuyor sayfanın da, yarısını mı okuyamıyor? Yo okuyor, yazıyor da. Yazısı da var Faruk. Yarım ümmin diye diyor. Tam müdahale edilememiş. Mesela diyor ki Barla'da, 62. sırada. Ey doktor diyor, sen de kafanın içinde teftiş etsen diyor. Yanıp nurlanması gereken ne kadar odun yığınları var. Ben diyor emraz-ı kalbiyede bunu engel olarak görüyordum terakkiyatta diyor. Niye? Sebep sonuç ilişkileri var ya, sebep. Determinist, yani tabiat perestlik insanın zihinlerini körletmiş. En bedi şeyi anlayamıyor. İlle sebep sonuç ilişkisinde kalıp duruyor. Yani alemimizdeki her şey sebep sonuç mudur? Hatta o derece şu fıtri ders tembir ediyordu ki, yakin idi ki kesipsiz, İçtihada kabiliyeti olan atesiz nurlanı. Mesela İmam Azam için deniliyordu. 6 yaşında hafızdı. 6 yaşında hafızdı. İmam-ı Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu, Abdullah bin Ömer değil mi? Şeyh ki daha genç yaştayken, bulu çağına gelmeden ulema meclisine katılıyordu. Nasıl fıtrattan şey olmuş? Şimdi de var mesela. Çocuklar daha mektebe gitmiyor. Senin ve benim yapamadığımız cep telefonu bilgisayarda yerlere giriyor ya. Gördük şimdi Faruk şeyin. O kayın çocuğu kaç yaşındaydı? 3 yaşında mı? Bir de gülüyordu, gülüyor ya. Yani. Böyle parmakla telefonu. 2,5-3 yaşında ya. Türkçe değil abi, İngilizce. İngilizce mi? İngilizce oyunlara. O yapıyor. Ha şimdi, ha bak bu yapıyor değil mi? İmam Azam 6 yaşında Kur'an'ı bilse ne olur? Çok mu şimdi? Bak kıyas ettik. Ne kadar kolay oldu. İşte şu tarzda fıtri bir ders alan bir müstahit, içtihada çalışmaya başladığı vakit kibrit hükmüne geçen istidadı nurun ala nur sırrına mazar olur, çabuk ve az zamanda müştehit olur. Mesela tesettür risalesinde çocuktan bahsediyor Üstad Hazretleri. Yani daha küçüklüğünde diyor, anne babasından böyle fıtri, yani yaşantı itibariyle, lafzı değil de yaşantı itibariyle ders almasa, alamasa, sonra büyüdüğü zaman bir gayrimüslimin çocuğunun Müslüman olması gibi zor oluyor. Yani evde dindar görmese, evde ne yapacak biliyor musun çocuk? Anne babadan yaşantıyı alacak. Hani ikinci derecede anlatacak. En iyi anlatım kendisi orada namaz kılacak. Elinde sigara, oğlum bize şeklik yaptık, bakma sen bu sigara bize alıştık. Sen sakın içme ama... Bu arada duman veriyor. Çocuk hangisini yapsın? Sözünü mü bunu mu? Ama namaz kılıyor, tepesine çıkıyor. Çıksın, önünden gitsin. Otursun oraya. İşte ona alışıyor. O artık kabili teptil olmayacak ruhuna nakş oluyor onun. Sonra diyor bak, gayrimüslim bir insanın İslamiyet'e girmesi, İslamiyet'i alması kadar zor oluyor. Zor olur. Girmiyor işte. Zor oluyor kardeşim. Mesela zorlanıyoruz değil mi bazı için? Doğruları duyuyoruz şimdi. Yapamam haklı. Biraz da küçüklükte görmediğimizden kaynaklanıyor. Ama şu zamanda medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle, yani medeni. Üstad ne güzel diyor. Medeniyetin, Osmanlıca yazdığın zaman medeniyetin misini silerseniz, mim kalkarsa, mimsiz medeni ne olur? Deniyet olur. Alçak ya. Baksana bitti ya. Bitti. Ne insanlığı kaldı, ne aile hayatı kaldı. Yok aile. Ben orada bulunuyorum. Senenin yarısı, 1/3 oradayım. Aile denen bir şey kalmamış. Herkes tek.
Şimdi Türkiye'ye uğraşıyorlar yani. Alem İslam'ın kalbi olan Türkiye'yle. Aileyi bozmak. Aileyi bozamadın mı bu milleti sıralamazsın. Aileyi bozmak. Çekirdek kadro ailedir. Nasıl yapmışlar şimdi? Herkes odasında. Herkes kuru yemişi tabağını almış odasına gitmiş. Kahvesi çayı da içinde. Artık apayrı bir dünya yaşanıyor evde. Kendi söyledi. Ömrümde ilk defa duydum. Belki ikinci yerde söyleyeceğim onu. Çocuğuma diyor, cesaret edemiyorum kapını çalmaya, çağırmaya da. Kahvaltı mı, işte yemek mi, işte çay mı içiyoruz? Telefon ediyorum diyor odasına. Annesiyle salondan telefon ediyorum. Telefon ediyorum. Peki, yani bu çocuğun suçu mu suç? Ben tanıyorum onu, yakinen çok iyi biliyorum. Çok yalvardım. Biraz dükkanı erken kapat, çocuğunu al. En azından çocuğun için derse gel. Çocuk görsün, laf dinlemeyi öğrensin, sosyalleşmeyi öğrensin. Ama gelsin, görsün, karabalığı görsün. Aklı anlamasa da ruhu alır. Çünkü Risale-i Nur'un ilk birinci talebeleri çocuklardır. Nasıl oluyor? Çocuk fıtraten işte. Sonra kim? Yaşlılardır. Sonra müsibetzedelerdir. Sonrasını demiyor. Artık ferman. Ondan sonra herhalde gençler de vardır. Yani küçük yaşta Avrupa'nın o mimsiz medeniyeti içimize girmiş zehir gibi. Mahvetmiş ya. Mahvetmiş. Mahvetmiş ya. Yuvaları darmadağın etmiş. O sinir şeyde, dizilerde, televizyonlarda gördüklerini kızlarımız, gelinlerimiz, hanımlarımız, analarımız doğru zannediyor. Yaşanmış, yaşanabilir bir hayat zannediyor. İşte hikaye. O senaryoyu, o filmi çevirmek için, o sahneyi yapmak için neler yapmışlar? Çoğusu da sanal bilgisayarda yapılıyor. Öyle bir hayat yok ya. Onu özeniyor. Nelerini kaybediyor. Ama şu zamanda medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefi-i tabiyenin tasallutuyla, şeriat-ı hayat-ı dünyevinin ağırlaşmasıyla, efkar, fikirler, kalpler dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Şu zamanda çünkü zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayat-ı dünyeviden sersem olmuş, istidadı iştihattan uzaklaşmış, elbette funun hazırada tevagülü derecesinde istidadı iştihadı şer'i kabiliyetine uzaklaşmış ve ulumu arziyede tefenünü derecesinde iştihadın kabulünden geri kalmıştır. Ne dedi? Bu mimsiz medeniyetin fırtınası televizyonla, gazetelerle, eskide dergiler vardı böyle, şeytan dergileri vardı. Şey vardı, tam vardı, şeytan, şunlar. Hep böyle bilerekmiş, bilinçli yapılmıştı. Onlarla işte girdi. Sonra ilahiyatta mesela dinden fazladır. Yakını bildiğim için söylüyorum. Dini derslerden fazla vardır. Ya bir şey öğretiliyor diye. Menfi, felsefe öğretiliyor. Asya felsefesi, Avrupa felsefesi, Roma felsefesi. İlahiyatta bilerek söylüyorum. Dini derslerden fazla felsefi dersler var. Sanki felsefe okulu. Zaten ismi üzerine. İlahi. Yat. İlahi canlı ol demiyor. İlkokul kitaplarında vardı hatırlar mısın? Uyu Ali uyu. O top at at. Çalış becer. Uyanık ol. Bir başarı yap. Vatanın milletini sev. Buluş yap diyor mu? Uyu uyu yat uyu. Bunlar simgedir, sembol olur. Subliminal bunlar. Uyu. Uyu tabii. Bir adama bak uyusun. Bu sirayet ediyor bak. Sirayet ne demek biliyor musun? Birbirine geçen hastalıklar. Bak yapayım. Yap birkaç defa yapayım. Size de sirayet eder. Sizde de başlar şimdi esneme. Öyle değil mi? Başladı değil mi? Böyle değil. Sigara içmesen bile sigara içenin yanında o üzerine sigara içmiş gibi siner. Bazı çocukları sevemiyorsun. Sanki sigara içmiş. Anne babası sindirmiş ya. Bazı akrabalarımıza gittiğimiz zaman, size geldiğimiz zaman. Çocuklara yanaşamıyorsun ya. Nasıl diyeceksin neredeyse bu çocuk sigara içmiş. Bu sirayet işte.
Şimdi bu olunca ne olmuş? İnsanın en ciddi bir latifesi zarar görmüş. Nedir o? Latife-i insaniye. 104, 110. Kastamonu. Ona girmeyeceğim. Asabiliğe gireceğim. Asabilik hastalığı. 3 tane paragraf okuyup keseceğim demişti. Latife-i insaniye bozulunca Bağla 273'te de geçiyor. O baki isteyecek fıtrat faniye yapışmış. Bozulduğu için. O latife bozulmuş. Yani termometre sıcaklığı ölçerken basıncı ölçüyor. Metre mesafeyi ölçerken sütü ölçüyor. Sütü metreyle nasıl ölçeceksin? Latife-i insaniye bozulmuş abi. Latife-i insaniye bozulunca ne oluyor diyor. Bir daha söylüyorum Abdullah. 104'te geçiyor, 110'da geçiyor Kastamonu'da. Latife-i insaniye bozulunca alması gereken beka, talep etmesi gereken bekayı bırakıyor. Fani teveccüh ediyor. Yani eyleme yapayım. Gidiyor. Ne olacak diyor. İslam, Kur'an düşmanı olan tarafa tarafgir oluyor. Meylediyor. Deprem bahsinde geçiyor. Deprem bahsinde. Ekali kalil olan ehli dalalet azdır. Saftir. Saf derinlik. Müslümanın saf derinliğiyle. İlk önce şöyle düşünüyor. Ya ben böyle düşüneyim İslam'a göre ama şunlara da bir ceza vereyim diye. Kendisi düşündüğü gibi değil, ona iltizam ediyor. Ona tarafgir oluyor fiilen. Sonra onun gibi düşünmeye başlıyor, sonra o oluyor. Aynı böyle geçiyor biliyor musun deprem bahsinde, 174'te. Kendisini emin zannediyor, ben zarar görmem. Düşünce kendisini kurtaracağını zannediyor. Oysa küfrün alametleri var bir sürü. Şimdi ilk önce o zihni Müslüman bana bir şey olmaz diye oyunu veriyor. Ona tarafgir oluyor. Onunla o şeyleri beraber yapabiliyorlar. Beraber yapıyorlar. Zannediyor ki benim itikadım beni kurtaracak. Onun gibi yaşıyor ama onun gibi düşünmüyor. İlk. Onun gibi düşünmüyor, onun gibi yaşıyor. Onu yaşaya yaşaya onu benimsiyor. Sonra onun gibi düşünüyor. Sonra iltihak ediyor. Ona dönüşüyor. Sonra ne oluyor? Az bir kısım iken ehli dalalet çoğunluk teşkil ettiğinden çoğunluğun bu hatasından dolayı musibet-i ammenin vücuduna, devamına, şiddetlenmesine vesile oluyoruz. Biz buna müstahakız diyoruz. Deprem öyle. Mesela orada deprem bahsine geçiyor. Gavurlara niye gelmiyor? Rusya şuraya, Fransa'ya niye gelmiyor? Orasını zaten Allah bırakmış. Niye? Diyor ki, çünkü güzel misal veriyor. Şimdi kavga etseler diyor iki kişi, karakol onu halleder. En fazla 2-3 gün nezareti tutar, gönderir. Ama cinayet olsa, adam vursalar, ağır cezaya. Karakol işi değil. İşte küfür o kadar büyük cinayet ki dünyada cezası yoktur. İnkar, imansızlığın. Onu ahirete bıraktığı için burada ona dokunmuyor. Müslümana ise o küre-i arz hiddet ediyor. İmanı var, kusurlarını burada ödesin diye. Allah burada tokatlıyor karakolda, o ağır cezaya bırakmıyor. Onun için onların az kusurları ve iman ettikleri için o günahlarını temizlemek için burada tokatlıyor. Birinci sebebi bu diyor. İkinci sebebi altına diyor. Ehli dalalet az bir kısım ama öyle bir organize oldular ki diyor, galip olma istidadında, ehli hak mağlup olma istidadında iken Allah onların oyunu bozuyor. Orada bir sistem kurmak istiyorlar. İyi, temiz, güzel bir yer olduğu için İslam'ın. Orada ahlaken ve sosyal yapıyı çökertmek için organize oluyor. Fakat buna mukabele edecek Kur'an hadimleri ya az ya da güçsüz olduğundan mağlup olma ihtimalinden Allah bu musibeti veriyor. Onları ucuza Müslümanları da uyandırıyor. Şimdi asabilik şeyini okuyacağım. Asabilik hastalığı sıkıntı veriyormuş. Tek bir paragraf. O kadar toplama var ki bunun hakkında ama ben şöyle bir paragraf okuyacağım. Niçin böyle şey yapayım? Aşırı gibi bir ders olsun da herkes istesin, alsın.
ve ondan alsın. Hangisi fıtratını iktiza ederse ondan alsın. Aziz kardeşlerim, bil mukabele bayramınızı tebrik ederim. Sihatımı soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve 3 hazin gurbetin tesiri ve 3 asabi hastalığın sıkıntısı. Demek ki asabi hastalıklar sıkıntı veriyor. Bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde Halik'ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanın bil kadir, bak iman her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imani bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi. Arkadaşlar, iman bir nurdur, realitedir, mahluktur. Böyle bir anlayış değil. Bir Galatasaray, Fenerbahçe tarafkirliği gibi değil. İman enerjidir arkadaşlar. Güçtür, kuvvettir diyor. O var olursa, içi boşaltılmış bir çuval düşünün. Boşaltılır, çöker değil mi? Tükenmişlik sendromu var. Şu anda dünyayı felç etmiş. Ama demiyorlar, tükenmişlik sendromu ne? İşte enerji yok, içi boşaltılmış çuval gibi un boşalmış, çökmüş. Artık hal yok, takat yok, gayret yok, vefa yok, şefk yok, heyecan yok, hayata anlam yok, vefa yok, dostluk yok, arkadaşlık yok, beklenti yok, yok yok. Bitmiş, yığılmış böyle. İçi boş. Çünkü istediğini yapacak enerji yok. Bu enerjinin adı olmayınca tükenmişlik sendromu, yani enerjisizlik. Peki bu nedir o bizde? Alem İslam ve Asya'da az var deniliyor. Ama Avrupa ve İslam olmadığı coğrafyalarda acayip kırla gidiyor. Adı da o. Tükenmişlik sendromu. Yani içsel çöküntü. Bunun çaresi imandır. İman eylemle ve itikatla, yani düşünceyle aktif olur. Eyleme dönüşür. Yani mesela zahire bakarsın. Bak şu suydu dışarıda. İçeride su değil. Saç olacak, tırnak olacak, hareket olacak vesaire. İman hem nurdur hem kuvvettir. İman arttıkça şu olur arkadaşlar. Bir, hepimizde. Onun için tükenmişlik sendromunda sıyrılıyor. Yani psikolojik hastalıktan sıyrılıyor. Bir, teslim oluyorsun. Teslim demek seleme, İslamiyet demektir. Eylem yapıyorsun, Kur'an okuyorsun, derslere gidiyorsun, namaz kılıyorsun, haramdan uzak duruyorsun, teslim. İki, tevekkül oluyor. Tevekkül hadiseleri Allah ile izah etmeye. Üç, itimat oluyor Allah'a. Dört, Allah'a kanaat ediyoruz. Yani arzularımızı, isteklerimiz yok mu? Var bizim de. İstiyoruz, bir sürü şey istiyoruz. Ama bu isteklerin yeri, karşılığı burada değildir. Olmadığına itikat ettiğimiz için arzularımızı erteliyoruz, öteliyoruz. Ahirette olacak. Eğer fıtratımızın istediğini peşine koşarsak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi ahmaklığa düşeriz. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak ahmaklığı olur. Yani fıtratımız beka istiyor. Evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Ne kadar mal istiyor? Sonsuz ya. Bir anda her yerde olmak istiyor. Ne istiyorsunuz? Hiçbirisinin karşılığı dünyada yok. Bunun peşine koşmak, olmayan kara kediyi, olmayan kara kediyi karanlık odada arıyorsun. Onun gibi. Şimdi eğer iman artarsa, bir daha, iman arttıkça teslim, yani doğru yaşıyoruz. Şey vardı ya, Davut Aleyhisselam bir tabiri var. Arapça değil, İbranice değil, Fransızca da değil. Onun için yok, ben bulamadım şeyi. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli diyor kitabında. Doğru düşünen, doğru konuşur. Doğru konuşan, doğru düşünen, doğru konuşan, doğru yaşar. Kemoşta, doğru düşünmeli. Kematoşta, doğru konuşmalı. İyonoş da doğru yapmalı diyor. Şimdi insan
istediğini yapabilmesi için içeride bir enerji olması lazım. O enerjinin adı imandır, başka yok. O iman doğru yaşamakla, doğru düşünmekle arzu ve isteklerini erteleyerek Allah'a kanaat ve Allah'a itimat ederek aktif olur, canlı olur. Eylemsel itibariyle ne olur? Geleceğe iman-ı bil ahirette nurlanır, kabir berza olur, pasaport dairesi olur. Seni korkutan değil, dostlara kavuşturan olur. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana kapı olur, berza olur. Geçmiş ne olur? Geçmişin keşkeleri, bataklık var ya, elemleri. Nereden dedim, niye yaptım, keşke, bir sürü keşkeler var. İnsanı çıkartan o değil mi? Demeseydim, nerede şey oldu, şöyle yapmasın. Yok kardeşim. Bak ne diyor usta? Bu diyor, geçmişi neyle tamir ediyor? İmani bil kaderden kazaya rıza ilacını, imdadını bana gönderdi diyor. Bir daha. Geçmiş ha. Geçmiş kaderdir. Gelecek tekliftir. Bak kimle yapacaksın? Bak usta diyor ki, ben bile gurbet, yalnızlık ve bedensel zafiyetten sıkıntı olmuş ustada. Yani yalnızlık o kadar acayip bir şey ki, ben biraz böyle kemiğime kadar hissettim. Malum başıma geçen hadiselerle aylarca tek başıma hücrede kaldım. Aylarca. İnsan sesi duymadım. Aylarca. O artık kafanda sesler duyuyorsun böyle. Tabii biz tefekkür ediyoruz böyle, onları öteliyoruz ama ustadın da gördüğüm zaman onu ben ancak hissederim öyle. Bak diyor ki, bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde Halik-i Mahatsiz şükür ederim. Yani nasıl anlarsın biliyor musun? Aylarca kalmanın. Evde kimse yok, kaç gün kalırsın? Evde hanımlar, çocukları göndermişsiniz. Hiç kimse yok evde. Kaç gün? 3 gün. Evet, değil mi? 2 veya 3 gün. Yani evde hiç kimse yok. O sebep. Bazen de o çocukların bağırması bile yok oldukları zaman anlıyoruz ki ulan melodi gibiymiş ya. Hani o bizim böyle gelip gidiyorlardı, meşgul ediyorlardı ya beni böyle. Çok telefonla. Yani mumla aramaya başladım. Kimse yok. Aylarca ses yok ya. Yani usta da diyor ki, yalnızlık ve ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz oldum halde, başına geçenin sıkıntısının çözümünü söylüyor. Halik-i Mahsi şükrederim ki, her derdin en kutsi dermanı olan iman ilacını, hangi versiyonu ama, imani bil kadere, yani kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükretti. Peki, bakın geçmişi neyle tahmin edeceğiz? Kader. Ya uygulayayım. Ezber olmasın. Yani gözü kör olsun. Bu kim bana sebep oldu? Bunu evlendim ya. Bu keşke olmasaydı. 3-4 tane vardı o kız veya oğlan. Olan onun alacaktık da ya. Bunu nereden oldu? İnsanı bitiriyor ya bu. Ulan nereden aldın bunu ya? Nereden denk geldi? Deme. Geçmiş kaderdir. Keşke yoktu. Keşke yok. Keşke bataklıktır. Ne yapacağız abi? Geçmişe Allah bir çare bulmuş bize. Hristiyan ve Yahudilerde olmayan bir çare. Tövbe ve istiğfar. Alameti nedir? Bugünü doğru yaşa. Eğer geçmişle meşgul olursan bugünü kaybederiz. Tövbe ve istiğfar geçmişe. Geleceği ne yapacağız? İmani bil ahiret. Ustad diyor ki, ailelerde kavga oluyor, sıkıntı oluyor. Çaresi nedir? İmani bil ahiret eve hükmederse evde sıkıntı olmaz. İnsan, bu ne getirir? İmani bil ahiret, insanı haddini bildirir, hududunda kalır. İnsan, bir daha söylüyorum, imani bil ahiret, dünyayı tanımlar, bu budur, bu benim dostumdur, ahiret arkadaşımdır, bu dünyada sifeşim değil, ahirette de eşimdir, bunun değeri budur, bu da kıymeti budur diye dünyadaki hadiseleri tanımlayan ahiret imandır. Dünyadaki değer verdiğimiz değer yargılarımızın kaynağı ahirete imanla. Adam bir bakıyorsun ki koca öğle namazını kaçırabiliyor. Tamam mı?
otobüsteyim diyor, uçaktayım diyor. Ona göre bir lakal. Veya ya evde kaza ederim bak. İmanı bil ahiret ona hükmetse onu yapabilir mi o kadar? Mesela eşine kadın ve erkek. O kadar değer mi kardeşim oraları tahrip etmeye, o kadar hukuku paymal etmeye? Hiç haddini bilmiyor musun? İşte imanı bil ahiret insanda ne kadar hakim olursa, bakın haddini bilip hududunda kalır. Ha, geleceğimizi aydınlatan ahiret iman. Geçmiş ise Allah'a iman, kadere iman. İmanı bil kadere, onun bir versiyonu var. Ne diyor? Kazaya rıza ilacını diyor Hamza. Kazaya rıza. Allah'a kanaat et. Allah'ın rububiyeti. Bana bu hisseyi verdi. Ya ben işte zengin olmak istiyordum. Ben zenginliği istediğime veriyorum diyor. İlmi de isteyene veriyorum. Tamam, bana demek ki sen buymuş. Tamam. Üzülüyorsun. Arabam yok diye. Ayağım var. Yaşım yok. Ya yoğun bakımdan gelmediniz. Gelen var mı? İnşallah yoktur yoğun bakımda. Evinde tüp olan var mı kendisinde? Hani akciğer şişiyor da tüp. Yok. Tüp yok değil mi? Elhamdülillah. Kardeşim o kadar servet var ki ya. Acayip bir şey ya. Demek ki İmam Ali'nin bir sözüyle kesiyorum. Çünkü ötekisine yetişemedim. Çünkü saat, bir saat oldu. Hazreti Ali'ye dedi ki bir tanesi, ya imam çok fakirim demiş. Ondan sonra demiş ya böyle bir git bakalım demiş. Gitti. Bir de gel otur kalk. Bayağı zengin görüyorum seni dedi. Ya imam hiçbir şeyim yok dedi ya. Dedi ki gözünü kaça satardın? Kulağını kaça satardın? Kalbini kaça satardın? Ayaklarını kaça satardın? Felçli hastalara sorun ayak nedir? Astım hastalarına sorun akciğer nedir? Yoğun bakımdakilere sorun. Yoğun bakıma koyduğunuz o kişiler var ya böyle. Aklı gidiyor zannediyorsunuz ha. Bitkisel hayatta sakın böyle o hepsini hissediyor. Organlarını kestiriyorlar tamam mı? Hepsini zerre kadar hissediyor. Bu böyle bir hastalık yoktur. Tamam mı? Antiparantez söyleyeyim. Öyle hastanızı eve getirin canını orada çıksın. Yoğun bakımla meşgul etmeyin zerre kadar hepsini hissediyor. İfade edemiyor. O işkenceleri ifade edemiyor. Hepsini hissediyor. İmam Ali diyor ki gel diyor geliyor. Git diyor gidiyor. Bak nereye mihenk alıyor? Yani referans uydurukçasıyla. Nereye mihenk alıyor? Bak adama zenginsin dese bir sürü şey diyorsa nasıl izah edecek? Bak karaciğerini kaça satardın demiş. Ayağını kaça satardın? Kolunu satar mıydın? Peki bunları bence diyor şunlar şu kadar etse diyor. Adam çekip gidiyor biliyor musun? Daha ısrar etmiyor. Ya elhamdülillah ya. Nefes alıyorsun ya. Son cümlem olsun. İmandan sonra en büyük nimet var olduğunun şuurunda olmak. Ben varım diyebilmek. Muhatab-ı ilahiyim ben. Ben varım diyebilmek var ya varım. Var olmak şuuru. Buna vücut. Allah'ın zatı sıfatından vücut sıfatının bizdeki uyanışlığının adıdır. Ben varım diyebilmek. Allah iki canda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak insi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arz-ı afaklardan, maddi ve manevi musibetten, hastalıklardan sizi ve sizin sevenleri, evladı iyalerinizi hüfz-i emin eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhrevi sırrına mazhar eylesin. Amin. Hakikatini ve mahiyetini alemimizde ziyade eylesin. Amin. Cenab-ı Hak da bize de böyle dua edecek arkada dua bırakacağımız dua ordusu, dua bekçilerini nasip eylesin. Amin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.